gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençler kampımızın 21. günündeyiz yeni bir gün yeni bir video ve yeni bir ünite diyoruz ünitemizin ismi organik kimyaya giriş şimdi Sercan İbrahim Ban diyor ki hocam organik kimya kaldırıldı boşuna işlemeyelim hayır tabi kaldırıldıkları bölgeler var ama biz bizim muhatap olduğumuz yani kazanımlarda olan kısmını tabii ki anlatmak zorundayız ki buradan da soru bekliyoruz. Şimdi nerede kalmıştık biz? Sayfa 86'da kalmıştık ve doğru yanlış kısmıyla olayımıza başlayacağız. Peki önce bir yoklama alalım. Ramazan burada mı? Yağız burada mı? Aylin burada mı? Evet herkes buradaysa. Elif de burada mı? Evet o da buradaysa dersimize başlıyoruz. Doğru yanlış kısmına konuyu şöyle bir özetliyorduk aynı zamanda. Hatırlayalım. Birini soruyla baktığımız zaman ne göreceğiz? Birini soru demiş ki yapısında karbon bulunduran tüm bileşikler acaba organik midir? Şimdi arkadaşlar organik kimya demek aslında karbon kimyası demek. Mesela organik bileşiklerin örneklerini verebiliriz. Tabii ki karbonla beraber içerisinde hidrojen olmalı. Yanında oksijen bulunabilir, azot bulunabilir. İşte kükürt, fosfor, klor, brom, iyot işte gibi elementler, hatta flor gibi elementler bulunabilir. Mesela örnek yapalım buraya. CH4 örneği verilebilir. İşte C2H6 örneği verilebilir. İşte C2H5OH örneği verilebilir. Ya yani milyonlarca organik bileşik var aslında. Çünkü çünkü karbon arkadaşlar bağlarını öyle ki karbon bağlarını böyle tekli yapabilir. Karbon bağlarını ikili şeklinde yapabilir. İki bir bir şeklinde yapabilir. Dört tane bağını farklı şekilde yapabiliyor. Karbon bağlarını böyle üçe bir şeklinde yapabilir. Veya işte karbon 2-2 şeklinde yapılabilir yapabilir bağlarını. İşte buraya azot gelebiliyor. Oksijen gelebiliyor. Yani örnekler o kadar çok ki milyonlarca organik bileşik yazabilir. İşte alkanlar var, alkenler var, aldehitler var, alkoller var gibi. Ama her karbon gördüğümüz bileşik organik mi? Değil. Yani bunu ben şuna benzetiyorum aslında. Her sakal dedemiz mi? Hayır değil değil mi? İşte bu da bunun gibi bir şey aslında. Mesela arkadaşlar burada onunla ilgili ben size birkaç örnek vereyim. Özellikle bakın karbon dioksit ve karbon monoksit ve işte CS2 gibi bileşikler organik bileşik olarak değerlendirilmez. Karbon bulundurdukları halde. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar kar burada karbonat tuzları vardır mesela. Siyanür iyonu içeren e, tuzlar veya bileşikler vardır. Bir de arkadaşlar karbür e, tuzları, iyonları, bileşikleri bunlar da e, organik bileşik sayılmaz. Mesela işte, kalsiyum karbonat gibi veya işte baktığımız zaman arkadaşlar işte ne diyebiliriz? Magnezyum karbonat gibi iyonlar, bileşikler aslında nedir? Bir organik bileşik sayılmaz. Yine baktığımız zaman işte HCN bileşiği işte sodyum siyonür bileşiği gibi siyonür içeren bileşikler ve işte alüminyum karbür gibi bileşiklerimiz organik bileşik olarak değerlendirilemez. O yüzden şimdi burada şöyle bir şey diyeceğiz. Yapısında karbon bulunduran tüm bileşikler organik mi? Hayır değil. Değil mi? Bu yüzden bunu biz yanlış olarak değerlendireceğiz. Devam edelim şimdi. CH4 bileşiği SP3 hibriti yapar mı? Şimdi bakın hibritleşme diye bir konumuz var. Şimdi bu konuyla alakalı sorularımız var ileride ama ben şimdi bunu şöyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hibritleşme demek aslında eş enerjili seviyeye gelmek demektir. Şimdi karbonun 3 tane hibritleşmesi vardır. SP3, SP2 ve de SP. Bak bunları unutmuyorsunuz. Bunlar soru olarak da karşımıza mutlaka geliyor. Peki biz bunu nasıl pratik olarak çözebiliriz? Karbon için sorulursa nasıl yapacağız şimdi arkadaşlar? Olayımız şu aslında. Bak karbon bağlarının tekli yapabilirdi. Üçlü yapabilir, ikili yapabilir ya. Şimdi CH4 molekülünü düşünelim. CH4 molekülünde zaten karbon 4 bağ yaparken hidrojen bir bağ yapıyor değil mi? Şimdi o zaman biz burada karbonu düşünelim. Hidrojenlerle şöyle bir yapıyı yapmış tamam mı? Burada arkadaşlar burada yapıda bağlarımız tekli bağ olduğunda karbonumuzun hibitleşmesi sp3 olmuş oluyor. Yani burada aslında S'ten bir tane ve P'den 3 tane elektronu aynı seviyeye getirebiliyor karbon. Peki şöyle bir yapı olsaydı mesela C2H4 yapısı olmuş olsaydı C2H4 yapısında arkadaşlar yapıya baktığımız zaman burada karbonlarımız hani ikili bağ yaptığı zaman da yapımızda SP2 bitti yaptığını söyleyebiliriz. Yani buradaki karbonumuz da sp2 bit yapar. Yani eğer karbon bağlarını tekli bağ yaparsa yani şu CH4 molekülünde gibi sp3 eğer C2H4 yapısındaki gibi yaparsa sp2. Ve şöyle olursa mesela baktığımız zaman karbon bağlarını böyle üçlü de yapabilir. O zaman buradaki bitleşmemizde sp oluyor. Yani hibritleşmeye katılmayan oradaki p orbitallerindeki elektronlar da p bağlarını oluşturuyorlar. Yani ekstra bir tane karbon arasında bağ oluşumu vardır diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Mesela şöyle de olabilir. Karbon mesela bağlarını iki taraftan da ikili de yapabilir. Bak şöyle bir şey de olabilir. Buradaki hibritleşmesi de gençler gene ne olur? karbonun C e SP olmuş oluyor. Şimdi bu duruma baktığımız zaman CH4 molekülünü görüyoruz. Bu şekilde o zaman buradaki bitleşmemiz SP3. Hatta biz buna düzgün 400'lü de diyebiliyoruz. Mesela bu düzgün 400'lü yapıdır diyebiliriz. Hatta tedrahedral yapı diye de diğeri faal olarak söyleyebiliriz. Bağ açısı mesela şuradaki bağ açıları 90 derece değil kaç derecedir? 109,5 derecedir diye söyleyebiliriz. Molekülümüz apolardır. Zaten hidrokarbonsa her zaman apolar diye kodlayabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki cevabımız doğru geldi. Şimdi devam edelim. Organik bileşikler sadece acaba canlı tarafından üretilirmiş. Şimdi bak, organik demek organizmadan geliyor aslında. Şimdi Berzelius diye bir adam var. Şimdi Berzelius demiş ki bu tabii ki 1800 yıllarda yaşamış. Organik bileşikler ancak ve ancak canda sentezlenir demiş. Şimdi mesela bunu ne sayabiliriz? Proteinler organik bileşiklerdir. Üre organik bileşiktir. İşte karbonhidratlar organik bileşiklerdir diyebiliriz. Bunları çeşitlendirebiliriz gerçi ama bunlar sadece canda üretilir diye kodlamış söylemiş. Ama arkadaşlar Wohler diye yani daha doğrusu Wohler'de diye söyleyebiliriz. Wöhler diye Alman bir kimyacı var. Bu vatandaş yapmış olduğu bir deneyle ne yapmış biliyor musunuz? Amonyum siyanat diye bir e, anorganik bir madde var. Amonyum siyanattan arkadaşlar bunu ısıtarak arkadaşlar ne yapmış biliyor musunuz? Üreyi sentezlemiş. Üreyi ise organik bir madde. Yani burada anorganik bir maddeden aslında organik bir madde sentezleyebildiği için kim bu? Vöhler. İşte biz burada ne görüyoruz? Evet sadece aslında organik maddeler e, canda camda sentezlenemiyor. Demek ki laboratuvar ortamında sentezlenebiliyor şeklinde söylenebilir. İşte bugün gördüğümüz boyalar, işte temizlik maddeleri, işte kauçuk gibi işte polimerlerin hepsi işte PVC'den tutundu arkadaşlar. Plastikler, poşetler, işte ilaçlar bunların hepsi arkadaşlar organik maddelerdir ve organik kimya laboratuvarlarında üretilen maddelerdir, moleküllerdir ve hayatımızda kolaylaştıran, hayatımıza çok önemli noktaya sebep veren maddelerde değiliz. Dolayısıyla burada aslında sadece canlı tarafından sentezlenir ifadesine yanlış geliyor. Peki şimdi şu yapıya bakalım. Burada acaba 3 tane pi 5 tane sigma bağı var mı? Şimdi bak öncelikle ben size şunu söyleyeyim. Eğer iki atom arasında var x atomları arasında diyelim tek bağ varsa bu bağın ismi sigma bağıdır. Onu söyleyelim. Eğer bak şimdi Y atomları yazalım Y ile Y arasında söyleyelim Y ile Y arasında iki tane bağ varsa o zaman burada bir tane bağımız pi bağı e, sigma bağıdır diğer bağımız arkadaşlar pi bağıdır yani iki bağın biri pi biri sigma tekli bağları ise sigma bağlarıdır. Şimdi burada mesela Z atomları arasında üçlü bağ varsa diye konuşalım burada arkadaşlar şöyle bir şey var burada gene bir tanesi sigma bağı iki tanesi de pi bağı olmuş oluyor yani hibritleşmeye katılmayan P orbitalleri ne yapıyor arkadaşlar yan yana örtüşerek pi bağlarını meydana getiriyorlar diyebiliriz. O zaman şimdi bunu böyle kodladıktan sonra biz de bu yapıyı yazmamız lazım arkadaşlar ki burada yapıyı yazmadan açık bir şekilde göstermeden ki bu yarı açık formül buradan yanılabiliriz. Ben şimdi şuraya bir e, hemen bir alan oluşturmak istiyorum. Mesela yapımız kim CH? Bak şimdi CH deyince karbon tabii ki bak karbon 4 bağ yapar. Hidrojen bir bağ yapar. Şimdi CH deyince bak C H böyle bunu yazdık açık açık. Burada bak üçlü bağ var görüyor musunuz? Burada üçlü bağ böyle yazdık. Bu üçlü bağ karbonla karbon arasındır zaten. Evet böyle bunu yazdık. Sonra bakın burada bir bir tane de CH var gördük değil mi? Zaten bakın buraya ne yapacağız? Ee, bu karbonumuzla hemen bir tane daha çok bir C bağlıp CH yapmışız. Evet aşağıda yazabilirim yukarıda yazabilirim fark etmezdi. Sonra CH2 geliyor bak orada ikili bağımız var gördük mü ikili bağ. Ve CH2 şeklinde buraya yazacağım. Şimdi demiştim. Tekli bağların hepsi sigma'dır. O zaman mesela sigma bağlarını yazayım bak. Şu bir sigma bağı. E, görüyorsunuz. Bu bir sigma bağı, bu bir sigma bağı, bu bir sigma bağı, bu da bir sigma bağı. Ama ikili bağın da bir tane sigma. Yani buradan aslında bir tane daha sigma geliyor. Üçlü bağın da bir tane sigmadır. Yani burada da bir tane sigma bağı var. Peki diğer bağlarda, üçlü bağlardaki iki, iki tane bağımız kaldı. Buradaki iki tane bağımız da pi bağı olmuş oluyor. Aynı zamanda buradaki diğer bağımız da pi bağı. Yani toplamda baktığımız zaman, evet arkadaşlar burada kırmızı ile göstereyim. Bir, 2 3 tane pi bağımız varken ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de sigma bağı saydım ben görüyorsunuz. Bize burada 3 tane pi, 5 tane sigma demiş olmaz. Bu ifademiz yanlış. Mesela biz burada şunu da söyleyebiliriz. Acaba bu karbonun arkadaşlar e, hibritleşmesi nedir? Şimdi her karbonu ayrı değerlendireceğiz. Şimdi karbon burada mesela bağların tekli bağ yapmış. Görüyor musun? O zaman buradaki karbonun hibritleşmesi SP hibritleşmesidir. Bu karbon da SP hibritleşmesi yapmış Çünkü tüm bağlarını baktığınızda üçlü bağ yapmış bir tane. O yüzden bu da SP'dir. Bak buraya bakalım. Bu karbonda ikili bağ yapmış. O yüzden bununki hibritleşmesi SP2 olur. Bu karbonda yine SP2 hibritliği yapmış. Çünkü bunun da hibritleşmesi. SP2 olabilmesi söylüyoruz çünkü ikili bağ yaptığını görebiliyoruz. Evet devam edelim. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Şimdi demiş ki bir organik bileşiğin 4.6 gramı 2.4 gram karbon ve 0.6 mol hidrojen içeriyorsa bileşiğin basit formülü bu mudur? Şimdi bak mesela şöyle diyelim CX H, Y, O, Z diyelim. Burada X, Y, Z aslında atomların birbirlerine göre molce oranıdır değil mi? Şimdi 4.6 gram demiş ya bak bileşik 4.6 grammış görüyoruz. Şimdi 2.4 gramı karbonsa yani 4.6 gramın 2.4 gramı karbonsa aslında hani en eşittir en böyle M düşünebiliriz. 2.4 gramı karbonsa karbonun hemen molünü bulabiliriz tabii ki. 2.4'ü MA'sı olan 12'ye böldüğümüz zaman yani burada bizim aslında 0.2 mol elimizde karbon olduğunu söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Zaten bize diyor ki bak ne demiş? 0.6 molü de hidrojenmiş. O zaman bu böyle kalsın aslında. Şimdi 0.6 mol hidrojen ama şimdi arkadaşlar kaç gram bu onu da söyleyelim. Çünkü geri kalan oksijen kütlesini de bulmamız lazım. Şimdi 2.4 gramı karbon oldu bulduk. Acaba kaç gramı hidrojen? Şimdi kütle en eşittiren böyle ema'dan zaten biliyoruz ki kütle deyince kütle aslında e, molle ema'nın çarpımı. 0.6 mol hidrojen var. E az atom kütlesi 1 zaten. Dolayısıyla aslında bu bileşikte 0.6 gram hidrojen var. Şimdi o zaman dolayısıyla 0.6 gram hidrojen varsa e şimdi bak o zaman ne oluyor bu durumda? 2.4 gramı karbon. 0.6 gramı hidrojen. Geriye ne kalmış oldu 4.6'ya yetişmek için? 2.4, 0.6 daha 3 gelir. Geriye de baktığımız zaman demek ki 1.6 gram kalıyor. 1.6 gram o zaman oksijendir. Hemen burada oksijenin molünü bulalım arkadaşlar. N eşittir M bölü MA'dan. Oksijenin molü ne olur? 1.6 gram oksijen böyle MA'sı 16 olduğuna göre de 0.1 mol elimizde oksijen vardır diyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yazdıktan sonra ne yapacağız? Şimdi C, bak CX HEOZ. Şimdi bak ne yapıyoruz? X gördüğüm yere aslında 0.2 yazabilirim. Çünkü onun molü. Hidrojene 0.6 yazacağım. Çünkü hidrojene mol sayısı 0.6 idi. Ee, oksijen oksijende 0.1. Yani birbirlerine göre mollerini yazmış olduk. Tabii böyle birleşik olmaz. Ben bunları şimdi onla çarparsam C2 H6 o oluyor bak görüyor musun? Bileşiğimiz basit formülü bu. Ama bize CH3O demiş. Hayır olmadı. Cevap da bu durumda yanlış oldu. Şimdi devam edelim. H2O'daki hibritleşme türü sp3 müdür acaba? Şimdi bakın arkadaşlar burada kolay hibritleşme diye bir metodumuz var. Bunu uygulayabiliriz. Yani karbon için söyledik ama diğer atomlarda kafa karışıklığı olabiliyor. O yüzden hiç böyle çok detaya girmeyeceğim ki ÖSYM de böyle çok detay sormaz aslında. Hiç bu zamana kadar bununla alakalı soru gelmedi. Geleceğini sanmıyorum zaten arkadaşlar. Dolayısıyla burada biz ne yapacağız? Pratik yöntemlere başvurabiliriz. Şimdi burada hem pratik noktada bizim soru kazanmamız hem de zamanı çok iyi değerlendirmemiz. Ha, eğer isterseniz ben bunu e, ana çok net anlattım. Şey uzun bir konu aslında ama ben size pratik noktada da e, anlayabileceğiniz ve net kazanabileceğiniz nokta şu anda anlatacağım. Şimdi H2O. Şimdi H2O'ya baktığımız zaman oksijen 8 değil mi? Oksijen dağıtırız mesela 2 6. Yani oksijen etrafında 1 2 3 4, 5, 6 tane nokta var. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi oksijen demek ki kaç bağ yapıyor? Bir burayı bir de buraya işlemek ister. Yani oksijen bu durumda iki tane bağ yapmak ister. Hidrojen zaten hani bir görüyorsunuz ki hidrojende bir tane bağ yapmak ister. O zaman ne oluyor bu durumda? Merkez atomumuz hidrojen olur. Ay pardon merkez atomumuz oksijen olur. Çünkü bağ yapma kapasitesi büyük olan atomu merkeze koyuyoruz. Oksijeni merkeze koyduk tamam mı? Ama oksijenin üzerinde elektron çiftleri var bak. 1, 2, 3, 4. Yani şuradaki elektronları ben böyle oraya yazdım. Zaten bak şöyle. Buraya bir oksijen buradaki atomlarımız var. Buralara kim gelecek? Diğer taraflara da Tabii ki hidrojenler gelecek. Buraya bir hidrojen. Buraya da bir hidrojen gelince yapı böyle aşağı doğru kırılır. Hatta biz buna kırık doğru ya da açısal yapı da diyebiliyoruz aslında. Buradaki mesela bağ açımız kaçtır desek. Bağ açımız arkadaşlar burada 104 derecedir. Ya da 104,5 derece falan şeklinde söyleyebiliriz. Ee, şimdi burada hibritleşme nedir? Yani yapı olarak bu. Arkadaşlar kola hibritleşme diye bir metodumuz var. O da şudur. Hani hibritleşmeyi biz SPX dersek X dediğimiz şey ne olur? X dediğimiz şu olur. Merkez atom üstündeki, merkez atom üzerindeki e, ortaklanmamış, bak ortaklanmamış, ortaklanmamış, e, ortaklanmamış yazacaktım. Elektron çifti sayısı artı sigma bağı sayısı eksi bir. Tamam mı? Eksi bir. Bak şimdi, bakalım şimdi. X'i bulacağım. X eşittir. Merkez atom üzerinde bak 1 2 çift elektronumuz var iki çift elektronumuz ortaklanmış. Artı bir iki tane tekli bağımız ki bunlar sigmadır. Artı iki diyoruz. Eksi bir formülden geliyor. Bak ne geldi? Üç. He, o zaman buradaki oksijenimizin hibritleşmesi sp3 olmuş oluyor. He, dolayısıyla burada bu ifademiz de doğru geldi. Mesela bunun biz vspr gösterimde yapabiliriz. vspr gösterimi de şudur. A x e şeklinde göstereceğiz. A bizim merkez atomumuzdur. X ona bağlı yardımcı kollar, ligantlar ve E de elektron çifti. Şimdi bırak burada, burada bizim oksijenimiz A zaten. A diyoruz. Ona bağlı kaç tane ligant var? Bak iki hidrojen var. A, X2 diyoruz. İki tane elektron çifti var. Bak bir, iki. O zaman mesela bunun ee, neyi var mesela baktığımız zaman ax 2 e 2 şeklinde de vspr gösterimi olduğunda söyleyebiliyoruz. Evet şimdi bunu hallettikten sonra 7. soruya geçelim ki 7. soruda zaten amonyak bileşiğinin bize vspr'sini sormuş. Şimdi amonyak bileşiğini önce bir yazmamız lazım. Azot. Azot zaten bak 7. Hani 2 5 diye yazabiliyoruz arkadaşlar. Azotun etrafında 1 2 3 4 5 tane Elektron var. Şimdi azota 1, 2, 3 tane hidrojeni buraya yazabiliriz değil mi? Şimdi buraya yazdıktan sonra bak ne olur? Hidrojen zaten bir bağ yapar. Hidrojenleri biz böyle yazabiliriz. Hatta bunun ismi de üçgen piramittir. Mesela bağ açısı da yaklaşık olarak 107.3 derece falan diyoruz bunu arkadaşlar. Yapı polardır çünkü görüyorsunuz. Merkez atomumuz üzerinde elektron çifti var. Peki bunun VSPR gösterim nedir? Bak merkez A azot görüyorsunuz. Ona bağlı üç tane ligand. 1, 2, 3 diyoruz. Ve bir tane de elektron çifti var. 2 elektron var ama bir çift elektron var. O yüzden bunun VSP'de göstereyim de AX3E olmalı ama AX3E2 demiş. Olmaz. Bu ifademiz yanlış oldu. Peki elmas ve grafen karbonun doğal allotropları. Şimdi arkadaşlar elmas ve yani grafen değil grafit'tir e, karbonun doğal allotropları. Yani doğada bulunan karbon iki türlü bulunur. E, çoğunlukla grafit halinde bulunuyor. İşte kalem dediğimiz elektrik iletkenliği olan bir yapıdır. Elmas da tabii ki bulunabilir. Onu da söyleyeyim. yine eşyası yapımında kullandığımız çok sert bir yapı. He, elmas da grafit de aslında kaya noktası çok yüksek bir yapılardır. Biz hatta bunlara A örgülü yapılar diyoruz. Kovalent kristaldir bunlar aynı zamanda. Kovalent katı örneklerdir. Bunu söyleyebiliriz. Ama mesela elmas sadece ısı iletebilirken grafit hem ısıyı hem de elektriği iletebiliyor. Elektriği iletebilen tek ametalimiz grafittir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Başka hiçbir ametal elektriği katı halde iletemez. Ya da işte katı olmak zorunda değil. Hiçbir şekilde iletemiyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Elmas bile iletemiyor yani. Grafenle grafen bir de arkadaşlar bir de fullerenler var. Grafenle fullerenler eee Burada yapay allotroplur. Yani baktığımız zaman işte laboratuvar ortamında sentezlenen, baktığımız zaman nano teknolojik bileşiklerin üretilmesini sağlayan yapılardır diyebiliriz. İşte tıpta kullanılır, elektrik iletkenliği çok fazladır ve işte burada işte baktığımız zaman işte katlanabilir işte telefonların, bilgisayarların üretilmesi, çoğalması bunlar sayesinde oluyor. E, tabii ki arkadaşlar bu bileşikleri biz çok böyle çoğalacağını düşünüyoruz Ve geleceğin de teknolojisi olduğunu da düşünüyoruz. İşte değil mi? Esnek olabilir. İşte baktığımız zaman işte e, çok dayanıklı ürünlerin oluşulmasını sağlayabilir diyebiliriz. Dolayısıyla burada şimdi doğal allotrop demiş fuller'in için ya grafen için yanlış söylemiş. Burada elmas ve grafit dememiz gerekiyordu. O yüzden bu ifademizde yanlış geldi diyebiliriz geldik 9'a. Şimdi ne demiş? PCl3'te bağ açısı 107.3 derece ve geometrisi üçgen, üçgen piramittir. Şimdi bak PCl3'ü düşünelim. Fosfor bak şimdi. Fosfor nerede? Fosfor proton sayısı 15. Hani 2 8 5 diye kodladığımız zaman fosforu 1 2 3 4 ve 5. Bak fosfor kaç bağ yapar? 1 2 3 bağ yapar diyebiliriz. Peki klor ne? Klor'a baktığımız zaman zaten hani 2 8, 7. Klorun etrafında da kaç tane nokta var? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. Klor da bir tane bağ yapıyor zaten 7 ağırlığı için. Çünkü onu eşlemek ister. O zaman bu durumda ne olur? Fosforu biz merkeze koyarız. Üzerinde iki tane elektron çifti kalır. Buralara klorlar gelir zaten. Ortaklaş elektron kullanınca klorlar da kendini bu şekilde 8'de tamamlamış oluyor zaten. Tamam mı? Bunu böyle yazabiliriz. Peki bunun mesela VSPR gösterimi aynı amonyak yapısı gibi zaten görüyor musunuz? Çünkü çünkü fosfor 5a'lı olunca amonyak yapısı gibi bu işi söyleyebiliriz. Peki bu durumda ne olur arkadaşlar? Bunun yapısı tabii ki üçgen piramit. Yani hatta bağ açısı 107 derecedir. Görüyorsunuz ki 17.3 de diyebiliriz fark etmez ama burada mesela VSPR gösterimi AX3E diyebiliriz. Polar bir moleküldür diyebiliriz. Bunları da söyleyebiliriz. O yüzden bu ifademiz de doğru geldi arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Şurayı bir sileyim isterseniz. Şimdi diyor ki bir hidrokarbon diyor. Hidrokarbon demek sadece ve sadece karbon ve hidrojenle oluşan birleşik demektir. Şimdi ben mesela H şey bileşiğimiz var. Ben bunu oksijenle yakıyorum. Evet, yaktım. Ne açığa çıkacak tabii ki? karbondioksit ve su açığa çıkacak diyebilir miyiz bak hiçbir şekilde bunu arkadaşlar ıskalamayın. Yani bir organik bileşik yakıldığında karbon içeren bileşikler zaten karbondioksit ve su açığa çıkar. Bunu söyleyelim. Peki ne diyor bize burada? 28 gramdan bahsetmiş. Bileşiğimiz 28 grammış. Peki hala ne diyor? E, 44.8 litre karbondioksit gazı normal şartlar altında. Şimdi en eşittir V bölü 22,4 dediğimiz zaman 44,8'i 22,4'e bölersek demek ki 2 mol karbondioksit oluşacakmış. Ve şimdi burada bize diyor ki acaba bileşin kaba formu nedir? Şimdi burada şöyle bir şey var. 28 gram bileşiğimiz var değil mi? 28 gram bileşiğin içerisinde karbon ve hidrojen elementleri var. Ve atomlar kaybolmaz. Mesela buradaki karbon karbondioksit oluşturur. Hidrojen de suyu oluşturur. Bak bunu söyleyelim. O Dolayısıyla şimdi biz ne yaptık? 2 mol karbondioksit gazı oluşmuş mu? Burada hemen içindeki karbon miktarını bulabiliriz. 2 mol karbondioksit dediğimiz zaman aslında bileşikte yani baktığımız zaman 2 mol karbon var. Değil mi? 2 mol karbon kaç gramdır? Şimdi en eşittir en böleyemaz. Zaten 1 mol'ü 12 gram görüyoruz burada değil mi? O zaman 2 mol'ü zaten 24 gram karbon. Şimdi demek ki ürünlerde 24 gram karbon varsa e, bu nereden gelir? Bu aslında girenlerdeki 28 gram bileşik içerisindeki karbondur. Demek ki 28 gram bileşikte aslında 24 gram karbon var. Geriye dene kalıyor zaten? 28 grama tamamlayabilmek için hidrojen de eksiğimiz var zaten. Hidrojen de tamamlayabiliriz ancak bunun için hidrokarbondan karbondan bahsediyoruz. Demek ki burada 4 gram da hidrojen var. İşte bizim elimizde 24 gram karbon ve 4 gram hidrojen içeren bir bileşik varmış. Peki hala yani burada ne yapacağız şimdi? Bak bileşikteki elementlerin artık kütlelerini bildiğimize göre birbirlerine göre hemen CXHY'de yerine koyacağız. Şimdi X ve Y aslında bir Kütlelerine göre mol sayısıdır ve biz n eşittir m bölü ma'dan mol'ü bulabiliyoruz zaten kütleye bağlı değil mi? Şimdi ilk dediğimiz şey ne olur? Hani 24 gram karbon, 24 bölü ma'sı karbon 12 diyoruz. Hidrojen diyor cihaz arkadaşlar 4 gram bölü ma'sı 1 atom kütlesi 1 olarak verilmiş. Dolayısıyla burada ne olur? C2H4 ama bize basit formülünü sorduğuna göre... CH2 en sade şekilde yazarsam ben bu leşiği, değil mi 2'ye bölersem 2 ve 4'ü CH2 olur. O zaman bu durumda de C CH2'dir demiş. Basit formül demek kapı formül demek. O yüzden bu doğru. Cevap da bu durum arkadaşlar. Doğruyu işaretleyebiliriz. Şimdi C2H2 molekülünün VSPR gösterimi nedir? Şimdi hemen bunu yapalım arkadaşlar. Şimdi C2H2'yi nasıl düşüneceğiz? Şimdi C2H2'yi bir yapmaya çalışalım. Karbon zaten arkadaşlar burada bağlarını e, 4 bağ yapacak ama toplamda bak 2 tane karbon var 2 hidrojen var. Şimdi karbonla hidrojen maksimum zaten 1 tane bağ yapar değil mi? O zaman bu durumda e, hidrojenle karbon bir bağ yaptığına göre karbonla 4 bağ yapabildiğine göre o zaman burada otomatikmen karbon arasında 3'lü bağ var. Hatta buradaki birleşmemiz de karbonlar için SP SP diyebiliriz. Mesela burada şunu da sorabiliyorlar arkadaşlar. Mesela buradaki bağlar nasıl oluşmuştur diyebiliriz. Mesela burada hidrojenin arkadaşlar hani 1S'deki elektronumuz S elektronumuz. Bu karbon hibritleşmesi de SP elektron olmuş oluyor. Yani karbonun buradaki SP ile S'in örtüşmesi oluşan burada bir sigma bağı vardır diyebiliriz. Mesela bu da aynı şekilde bu karbonumuz da aslında SP hibriti vardı. Bu hidrojen de burada S e, e, orbital'lik elektronlarını kullanmıştır. Demek ki buradaki sigma bağımız da demek ki SP-SP örtüşmesiyle oluşmuştur diyebiliriz. Mesela 3 tane bağımız var ya karbon karbon arasında. E burada şimdi şöyle bir şey var aslında. Buradaki mesela şu karbon ve şu karbon sp sp bitleşmesi yaptığına göre bir sigma bağımız da burada aslında sp sp örtüşmesiyle yapılmış. Ama burada baktığımız zaman arkadaşlar karbon normalde SP3 hibritleşmesi, hibritleşmesi yapabilirdi. Dolayısıyla burada aslında hani iki tane pi bağımız var. Peki buradaki pi bağlarını kim oluşturuyor derseniz karbonların hibritleşmeye katılmayan PP orbitallerindeki elektronların e, yan yana örtüşmesiyle oluşur. Demek ki burada aslında şöyle bir şey var. İki tane PP örtüşmesi oluşan iki tane pi bağımız var ve Toplamda 3 tane sigma bağımız var. 2 tanesi sp s örtüşmesi. Bir tanesi de sp sp örtüşmesi diyebiliriz. Peki bu durumda bizim burada vsp gösterimiz nedir? vsp gösterimiz herhangi bir karbona göre yapacağız. Mesela bu karbona göre yapalım. Bu karbonumuz A zaten. Ona bağlı bak kaç tane doğrultu var? 1 ve 2. Görüyor musunuz? 2 doğrultu var. Yani A 2 şeklinde yazacağız. O yüzden arkadaşlar buradaki bitleşim buradaki VSB'ye gösterimiz A A 2 x 2 değildir. A A x 2'dir. O yüzden bu ifademiz de yanlış oluyor. Devam. Fullerenler süper iletken olarak kullanılır. Şimdi fulleren dediğimiz aslında yapay allotroplardı karbonun ve Bunlar işte hızlı bilgisayarlarda ve hızlı e, baktığımız zaman telefonlarda üretildiği için biz bunu arkadaşlar süper iletken olarak değerlendiriyoruz. O yüzden bu ifademiz de doğrudur diyebiliriz. Geldik 13'e. BH3'te merkez atom oksijen tamamlamıştır demiş. Şimdi bak BH3'ü düşünelim. Bor. Şimdi bor baktığımız zaman arkadaşlar hani 2 3 diye yazabiliriz değil mi bunu biz? Borun etrafında 1 2 3 tane nokta var. Bunu söyleyebiliriz. Hidrojen zaten arkadaşlar 1. Bunu da böyle gösterebiliriz. Hidrojenin noktası bir tane. Şimdi o zaman ne olur bak. Buraya bir tane hidrojen, buraya bir tane hidrojen, buraya bir hidrojen gelince bor merkezde kaldığınca hidrojenlerle bor arasında şöyle bir yapı vardır. Bu yapı simetrik bir yapıya sahip ve hatta buradaki bağcılarımız da 120 derece oluyor. Bak biz buna düzlem üçgen diyoruz. Evet. Buradaki arkadaşlar yapımız apolardır. Görüyorsunuz. Çünkü hiçbir şekilde borun üzerine ekran çifti kalmamış ve bora baktığımız zaman bak borun etrafında 2, 4, 6 elektron var. Değil mi? O yüzden bor aslında kendini oktet yapamamış. Burada hatta ne diyoruz? Biz buna oktet boşluğu vardır diyoruz. Evet bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Mesela buradaki hibritleşmeyi sorabilirdi. Kolay hibritleşme nasıldı? Hani SPX dediğimiz zaman hatırladınız mı? SPX diyorduk. X nasıldı? Sigma bağı sayısı. Bak kaç tane sigma bağı var? 1, 2, 3 tane sigma bağımız var. 3 artı ortaklanmış elektron çifti yok. 0 eksi 1'den ne gelir? 2 gelir. Yani hibitleşmemizde sp2 olur diye de yazabiliriz. Yani burada karbonumuzun e, pardon borun bor elementimizin hibitleşmesi sp2'dir diyebiliriz. Sonuçta oktetini tamamlamış mı? Hayır tamamlamamış. Yani etrafında 6 elektron var. O yüzden bu ifademiz yanlış. Şimdi C2H4 molekülünde sp2 sp2 sp2s ve pp orbitallerinin uç uça örtüşmesi oluşan bağlar vardır mı? Şimdi bakalım, inceleyelim. Bu soru aslında belki de testimizin en güzel sorularından birisidir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın, öncelikle C2H4'ü yazmaya çalışalım. Şimdi c 2 h nasıl yazarız? Karbonlar merkezde, tamam mı? Açık açık yazayım şöyle. Mecburen hani 4 hidrojen ya, ikisini hani bir karbona, ikisini de diğer karbona yazdığımız zaman karbonun o zaman toplam 4 tane hip bağını şöyle oluşturabiliyoruz, tamam mı? Böyle bunu yazdık. Hatta bak ne demiştik? Ha, tekli bağlar sigma bağıydı. Mesela şu bağ sigma. Şu bağ sigma. Mesela şuradaki bağ da sigma. E, buradaki bağ da sigma. Buradaki bağ da sigma diyoruz. Peki bir tane pi bağı var mı? Evet buradaki diğer hani ikili bağın bir tanesi pi bağıdır dedik ya. Bunu da biz pi bağı olarak değerlendirelim. Tamam mı? Yapıda zaten baktığımız zaman 5 tane sigma bağı var. Bir tane pi bağı var. Şimdi bak. Pi bağları nasıl oluşur? Pi bağları her zaman pp örtüşmesiyle oluşur arkadaşlar. Unutmayın ama pp orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle olmaz. PP orbitallerinin böyle arkadaşlar şekli bu şekildedir. Hani PX, PY, PZ diye gösterdiğimiz zaman hibritleşmeye katılmayan buradaki P orbitalleri yan yana örtüşerek burada pi bağını oluşturuyorlar aslında. Onu söyleyelim tamam mı? Ama sigma bağları her zaman uçucu örtüşür. Mesela bunu ifade edelim. Burada arkadaşlar mesela karbon bağlarını ikili yaparsa dedik ya hibritleşmesi neydi? SP2 idi değil mi? Mesela bak burada şöyle bir şey yapalım. Hani bak karbona baktığımız zaman şuradaki elektronumuz SP2 elektronu. Şuradaki elektronumuz sp2. Şuradaki elektronumuz da sp2'dir. Tamam bunu böyle söyleyebiliriz. Hidrojenler zaten s, s elektronudur. Yani şunu farklı kalemle mi göstersem bilemiyorum ama şu hidrojeni zaten 1s'teki elektronumuz şu yeşile değil de farklı gösterelim. Maviyle gösterelim. Mesela hidrojen zaten 1s1 ya. Hidrojen zaten elektronu s'te 2'dir. Yani s elektronu şeklinde söyleyebiliriz. Bunu böyle söyleyebiliriz. Şimdi buradaki mesela gene hidrojenimiz s. Şunu s elektronu. Şuradaki Hidrojen gene S'tir. Karbon bu karbon da aynı şekilde sp2 hibriti yapıyor çünkü ikili bağ yapmış. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var aslında. Bu karbonun şu elektronu e, baktığımız zaman arkadaşlar, incelediğimiz zaman, şurası sp2 elektronu, şu da zaten sp2 elektron olmuş oluyor, şu da sp2 elektron olmuş oluyor. Peki diğerleri ne? Diğerleri hibritleşmeye katılmayan aslında pp elektronlar olmuş oluyor, tamam mı? O zaman şimdi biz bunu şöyle yorumlayabiliriz. Burada arkadaşlar toplam 5 tane sigma bağı var ama 4 tane sigma bağı karbonla hidrojenin örtüşmesinden, yani karbondaki sp2 elektronuyla hidrojenin s elektronunun örtüşmesinden meydana gelmiştir diyebiliriz. Peki Baktığımız zaman bir tane sigma bağımız var burada gene. Bir tane sigma bağımız da e, burada karbonlar arasında olduğu için de onlar da sp2 ve sp2 örtüşmesi olmuş olur ki sigma bağ olunca bunlar uç uca olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın sigma bağlar e, bağları uç uca olmuş oluyor. Peki bir tane de pi bağı var değil mi? Pi bağları nasıl oluşur? Her zaman bak pi bağları oluşması her zaman standarttır. Bak Sigma bağları her türlü oluşabilir. İşte SP2S, PP örtüşmesi, SP örtüşmesi ya da işte SPP örtüşmesi artık duruma göre değişir. Ama bir tane PP örtüşmesi oluşan ne var? P bağı var ama P bağı oluşurken burada oluşma arkadaşlar örtüşme hiçbir zaman ucu ucu olmaz. Nasıl olur bunlar? Yan yana olur. Bak onu belirtelim. Peki dolayısıyla burada bak demiş ki evet SP2S örtüşmesi var. SP2S örtüşmesi var ve PP örtüşmesi var ama burada hepsi uçuşa değil. Yani burada PP demese doğruydu. PP ancak yan yanadır ama diğerleri uç ucu olmasına rağmen de bunu alamıyoruz. O yüzden bu ifademiz de yanlış olacak. Peki devam edelim. BCl2 molekülündeki BCl2 berilyum e, dikloru molekülündeki merkez atomun hibritleşmesi sp midir? Şimdi bak burada hemen yapalım isterseniz bunu. Şimdi berilyum bunu nasıl yaparsınız? Bak berilyum baktığımız zaman berilyum hemen incelediğimiz zaman 2 2 2 diye yazdığımız zaman berilyum etrafında 1 2 nokta var. Şimdi klora baktığımız zaman klor etrafında baktığımız zaman inceleyelim. 1s2 2s2 2p6 3s2, 3p5 diye yazdığım zaman değerlik elektron sayısı 7, değil mi? Bunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla klon etrafında 7 tane nokta var, değil mi? O zaman şimdi ben şuraya yazayım bunu. Ee, şuraya yazarsak daha güzel olacak, daha iyi anlaşılır. Şimdi beryum etrafında 2 tane noktası var, bunu söyleyelim. Bu noktalar, bak, bu elektronlar da nerede? Onu da söyleyelim aslında. Şimdi normalde aslında bak, o yapıyı şöyle açarsak, Berilyum normalde hani şöyle yapalım, inceleyelim. Berilyum normalde 4 ya 1s2 2s2. Yani normalde 1 lumasında eee elektronları s2 elektronuydu. Ama biz bunu eee şu anda zaten e, bunlar tam dolu olduğu için eee bağ yapımına katılamaz. Bağ yapabilmesi için bunu biz yarı or, dolu orbital yapmamız lazım. Yani şöyle uyarmamız lazım yani. Berum biz uyarınca şöyle bir şey oluyor aslında bakarsanız. 1s2 2s1 2p1 oluyor tamam mı? O yüzden bak buradaki elektronlar sp elektronları olmuş oluyor. Ve bunlar aynı seviyeye geldiği zaman da bir hibitleşme olunca hani baktığımız zaman bu elektronlar aslında sp elektronları olmuş oluyor. Hibitleşme demek farklı seviyelerde bulunan orbitallerin aynı seviyeye gelmesi demektir tamam mı? Şimdi ne olur bu durumda? Bak şu elektronumuz zaten aslında sp sp oluyor ya belli etrafındakiler. Peki burada klorlarımız da var. Bunu farklı şekilde göstereyim istersen. Klorun değer elektron sayısı 7'dir tabii ki. Evet bunu söyleyebiliriz değil mi? Klorun zaten burada hibritleşmesi olmaz. Merkez atomu göre hibritleşmesi olur ama klor elektronları P orbitallerindeki elektronlar. Hani 3P'deki elektronlardır değil mi? Şimdi bunlar böyle arkadaşlar böyle bunlar birleşince yapı şöyle doğrusal bir yapıya sahip olur. O yüzden beryumun özelliği baktığımız zaman aynı bordaki gibi. E, merksitondaki elektronlarımızı tamamlayamadığımız için oktet boşluğu vardır beryumda. Çünkü toplamda beryum etrafına baktığımız zaman 2-4 tane elektron var. Yani beryum etrafında oktet boşluğu var diyebiliriz. Peki buradaki bitleşmemiz neymiş? Aslında sp'ymiş. Zaten hani bunu şöyle gösterebiliriz. Sigma bağları var. 2 tane sigma bağı var. Hani neydi? spx deyince x dediğimiz şey sigma bağı sayısı artı ee, elektron çifti yok üzerinde görüyorsunuz ki sıfır eksi birden ne geliyor bir ee, geliyor yani spx dediğimiz zaman sp birleşmesi vardır diyebiliriz yani şöyle bir şey var aslında burada belümuş elektronu sp şu belümlü elektronu da sp'dir p e, klorun da elektronu p'dir o yüzden mesela burada ne vardır SP ile P'nin örtüşmesinde iki tane sigma bağı oluşmuştur diyebiliriz. Ve buradaki Bellum'un hibritleşmesi de zaten SP demiştik ve o yüzden bu da doğru geldi. Cevap da bu durumda D yani doğruyu işaretleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bakın 15 tane soruyu çözdük. Şöyle konunun şöyle bir özetini yaptık. Arkadaşlar şimdi bir tane daha videomuz var bugün. Onu da izleyelim ve biz bu şekilde konularımızı ilerleteceğiz arkadaşlar. Endişelenmeyin. Konular daha iyi oturacak. Şu anda biz genel bir gösteriyoruz aslında size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.